Herkese merhaba. Nefis bir menü hazırlayacağız bugün sizlerle birlikte. 30 dakikada Ramazan sofrası hazırlayacağız. Kuzu etli nefis bir karnıyarık yapacağız. Yanına fıstıklı, kayısılı nefis bir pilav yapacağız. Ardından servis etmek için Kemal Paşa tatlımız var. Hepsi böyle çok hızlıca hazırlayabileceğiniz çok nefis tarifler olacak. Kullandığım malzemelerin hepsi Metro'dan. Özellikle de coğrafi işaretli ürünleri kullanıyorum. Coğrafi işaretli ürünler Metro'nun çok ön plana çıkardığı bir projeleri. Mesela etimiz Balıkesir'den, kuzu etimiz Balıkesir'den. Ondan sonra kayısımız Malatya'dan. İşte fıstığımız, sarımsağımız hepsi böyle yerel üreticileri destekleyen. Benim çok hoşuma gitti bu proje. Ondan sizlerle de paylaşmak istedim. Siz de giderseniz görün, bulun derim. Şimdi ne yapıyorum ilk önce? İlk önce tatlının şerbetini koyarak başlıyorum. Şimdi şerbet için şekeri, suyu ve de limon suyunu önümdeki şöyle büyükçe bir tencereye aldım. Bütün malzemeleri açıklama kısmına detaylıca yazacağım. Oradan adetlerine bakabilirsiniz. Şöyle çeyrek limonun suyunu da koydum. Altını açacağım. İlk önce bir kaynama noktasına getireceğim. Kaynadıktan sonra Kemal Paşa tatlılarını içine atarak pişireceğiz. O olurken biz de o sırada patlıcanları közleyeceğiz. Normalde karnıyarık yaparken biliyorsunuz patlıcan kızartılarak yapılır ama ben közleyerek de çok yapıyorum. Bu sayede hem böyle biraz daha sağlıklı oluyor hem de biraz daha hafif oluyor. Bu kuzu etiyle birlikte de o yumuşacık közlenmiş patlıcan birleşince ortasında nefis bir lezzet çıkacak. Onları da direkt şöyle ateşin üzerine alıyorum. Altını açıyorum. Aralarda böyle çevire çevire onu közlüyorum. Şurada bir tavam daha var. Şimdi onu da altını açalım. Orada da eti mühürleyerek işe başlayacağız. İçine hemen biraz zeytinyağını ilave ediyorum. Bu Balıkesir kuzusunun önemli tarafı yağ etin içine eşit bir şekilde dağılmış oluyor. Yani kuyruğunda toparlanmıyor. Yağ da eşit bir şekilde dağıldığı için etiniz çok daha yumuşak oluyor. Böyle yerken lokum gibi hissedeceğiniz bir et oluyor. Şimdi onu ilk önce tuz ve karabiberle birlikte lezzetlendireceğim. Önce bir mühürleme işlemi yapacağız. Ondan sonra tavanın içine soğanı ilave edeceğiz, biberi ilave edeceğiz, salçayı ilave edeceğiz. Biraz domatesle, biraz da böyle azıcık su ilavesiyle birlikte eti de yumuşacık olana kadar pişireceğiz. Yağ ısındıktan sonra eti alabilirim. Her zaman için bu sesi duymak istiyoruz. Dolmalık fıstık var. Biraz böyle o karniyara güzel bir kıtırtı eklemesi için. Dolmalık fıstığı da aldım. Etle fıstığı kavuruyorum. Şimdi et renk aldıktan sonra, dolmalık fıstık renk aldıktan sonra soğanı ekliyorum. Kırmızı soğan kullanıyorum. Bunun da biraz böyle karamelize olmasını istiyorum. Taş köprü sarımsağını kullanıyorum. Sarımsak da yine yöresel bir ürün. Bunun isterseniz böyle püreleri de satılıyor kavanoz içinde taş köprü sarımsağını Metro'da. Hani ondan da alırsanız yine böyle pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben bütün bütün bıraktım. Çünkü böyle tavada güzelce rengi dönecek, biraz karamelize olacak. Sonra da fırına vereceğiz. Bütün bütün gözükmesini istiyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra biberi de ilave ediyorum. Ve de sebzeler de hafif yumuşayana kadar pişirmeye devam ediyorum. Sebzeler pişerken biz o sırada pilavı da yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Önümde yine daha ufak bir tava var, tencere var. Onun da hemen altını açıyorum. İçine biraz zeytinyağı. Biraz da tereyağı ekliyorum. Şöyle desem daha kolay olacak. Yağ eriyip kızınca kayısıları kavurarak işe başlayacağım. Şimdi yağ eridi ve kızdı. Hemen şöyle daha ufak bir şekilde doğradım, kayısıları aldım. 1-2 dakika kayısıyı yağın içinde soteleyeceğim. Ondan sonra pirinci ekleyeceğiz. Bu arada patlıcanlar da közlendi. Artık onların altını da kapatabilirim. Şerbet de gördüğünüz gibi kaynama noktasına geldi. Kemal Paşa tatlısını da şerbetin içine alabilirim. Yaklaşık böyle 18 dakika kadar, yani zaten belli edecek kendini. İyice pişmiş olacak. Onu da pişireceğim. Şimdi artık pirinci ekleyebilirim kayısının üzerinden. İpsala pirinci kullanıyorum. Bunu bir 15 dakika sıcak suda bekletebilirsiniz. Ya da isterseniz soğuk suyun altında şöyle bir 5-6 dakika kadar uzun uzun yıkayabilirsiniz ki fazla nişastasından arınsın. Bu sayede de pirincimiz
tabii ki daha tane tane olsun piştikten sonra. Güzelce kavuruyorum. Hemen pirince tuzumu ilave ediyorum. Tekrar kavurdum. Şimdi 1'e 1,5 her zaman için pilav ölçüm. 1,5 bardak suyunu da ekliyorum. Su kaynama noktasına gelecek. Ardından altını kısacağım ve de kapağını kapatacağım. Pirinci de böyle güzel güzel pişireceğiz. Şimdi ete geri döndük. Gördüğünüz gibi sebzeler iyice yumuşadı. Görmek istediğim görüntü şu anda bu. Hemen içine salça, baharatlar, biraz tarçın koyacağım. Tarçın böyle çok hafif hissedilecek ama çok güzel bir lezzet katacak. Ondan şöyle çeyrek çay kaşığı kadar tarçın. Biraz toz kırmızı biber ekliyorum. Tekrar tuz ve karabiber ilavesi yapacağım. Her şeyi güzelce kavuruyorum. Şimdi domatesi ekliyorum. Küp küp doğranmış. Şöyle birazcık su ekliyorum. Etin biraz daha yumuşamasına yardımcı olacak. Tekrar güzelce karıştırdım. İki dal kadar kekik. Taze. Şimdi kısık ateşte bir 5 dakikada eti pişirmeye devam ediyorum. Birazdan su kaynayınca pilavın üzerini kapatacağım. Zaten patlıcanlarım hazır. O zaman şöyle bir ortalığı toplayayım. Ondan sonra böyle son aşamalara geçeceğiz. Şimdi patlıcanları bir fırın kabına aldım. Fırın kabının altında biraz zeytinyağıyla yağladım. Şimdi emme bıçağımı alıyorum. Zaten bunlar közlendiği için şöyle bıçakla açtığınız zaman hop gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde açılıyor. Hemen diğerine de aynı şey. Pıt diye kendini açıyor. Bu arada biz bugün kuzu etli karnıyarık yapıyoruz ama bunun için isterseniz peynirle doldurun, isterseniz tavukla doldurun. Yani farklı malzemelerle patlıcanı közledikten sonra içini doldurup böyle farklı farklı karnıyarıklar yapabilirsiniz. Şimdi şu hazırladığım etten bolca koyuyorum. Yani böyle neredeyse patlıcanın üzeri güzelce dolacak. Biraz kenarları da et taşabilir. Bence hiç problem değil. Yine benim bugün verdiğim ölçüler iki kişiye göre. Eğer siz daha kalabalık sofraları hazırlayacaksanız malzemeleri aynı oranda çarparak daha kalabalık sofraları da hazırlayabilirsiniz. Eti aldıktan sonra şurada birazcık daha tereyağım vardı. Şöyle üzerinden de tereyağını bırakıyorum. Ki o da böyle fırına girince erisin, kızsın, o etin üzerinden lezzetini bıraksın. Yumuşacık bir şey ortaya çıksın diye. Şimdi bunu 200 derecede önceden ısıttığım fırına atacağım. Ve 200 derece fırında 5 dakika daha pişireceğim. Sadece bütün lezzetlerin bir araya gelmesi için. O etin suyunun ve lezzetinin közlenmiş patlıcanın içine de akması için. Ondan sonra işte patlıcanımız, karnıyarığımız hazır olacak. Şimdi pilav artık suyunu çekti. Altını kapattım. Kapağını açtım. Mis gibi kokuyor. Hemen içine fıstık ekliyorum. Fıstığı demlenme aşamasında ekliyoruz. Ondan sonra reyhan ekliyorum. Reyhan hem güzel bir koku veriyor, hem fıstıkla ve de kayısıyla lezzeti çok yakışıyor. Yine onu da demlenme aşamasında ekliyorum ki o pilavdan yükselen sıcaklıkla birlikte bütün aromasını salsın diye. Şöyle bir karıştırıyorum. Bütün malzemeleri harmanlıyorum. Tabii bunu şu anda demlenmesi gerekiyor. Ondan mutfak bezimi üzerine örtüyorum. Ve de yaklaşık bir 6 dakika kadar demlenmeye bırakıyorum. Bu sırada gördüğünüz gibi karnıyarıkları da fırından aldım. Onun da son adım olarak üzerine biraz ferahlık vermesi için nanesi var. Yine taze nane yapraklarıyla birlikte süslüyorum. Hem işin içine yeşillik girince o domatesin kırmızılığıyla birlikte çok daha bence iştah açıcı gözüküyor. İsterseniz yine taze kekikle de süsleyebilirsiniz. Size bırakıyorum. Onu da bir kenara alıyorum.
Ve sıra geldi Kemal Paşa tatlısına. Hemen onu da önüme alayım. O da hazır. Gördüğünüz gibi nefis bir şekilde şişti. Şöyle elimle ellediğim zaman yumuşacık olduğunu hissedebiliyorum. Tabii şerbeti de piştikçe kıvamlandı. Hemen onu da bir tabağa alacağım. Üzerinden şerbet dökeceğim. Biraz ılındıktan sonra ben bunu manda kaymağıyla servis etmeyi çok seviyorum. Manda kaymağıyla da süsleyerek işte tatlımızı da tamamlayacağız. Şimdi pilav demlensin. Ondan sonra her şeyi güzel tabaklara alacağım. Ve 30 dakikada Ramazan soframızı hazırlamış olacağız. Patlıcanlar nefis gözüküyor. Etler çok güzel bir şekilde yumuşacık pişti. Ben görüntüsünden ve şöyle elleyince yumuşaklığından anlayabiliyorum. Pilav demlendi. Onu da karnıyarığın yanına koydum. Ondan sonra Kemalpaşa tatlısının üzerine bol kaymakla birlikte işte çok hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz çok lezzetli, çok doyurucu bir Ramazan sofrası. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer böyle farklı konsept videoları hoşunuza gidiyorsa yorumlarınızı bekliyorum. Yorum olarak bana yazmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Hoşçakalın.